Hocam bu noktada ben hatırlıyorum daha önceki sohbetimizde hadiseyi yerinde görelim diye Edirne'ye çok gittiğinizden Evet, bahsetmiştiniz, değil mi yedi, efendim? yedi defa Yedi gittim. defa Evet. sırf bu eseri Tabii. iyi yapabilmek Tabii. kaynağında yerinde Tabii. görebilmek için. Tabii. Evet. Ama şimdi Edirne'ye gitmeden önce de bir hazırlık yapmam gerekiyordu. Edirne Müzesi Müdürlüğü'ne bir mektup yazdım. Projemden söz ettim ve Türkiye'de bu konuda yetkili kim var diye sordum. Sağ olsun İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doğan Kuban hocama önerdiler. Hocama güzel bir mektup yazdım. Allah ondan razı olsun. Hiç tevazu içerisinde mektubun cevabını göndermişti. O günü de hiç unutmuyorum. Çok mutlu olmuştum. Çalışmalarınız bana çok ilginç geldi. Biraz daha ayrıntılı bilgi verirseniz memnun olurum diye bir cevap geldi. Tabii hemen büyük bir sevinçle birkaç eserimden de örnekler gönderdim ve hocamla diyalogumuz Başladı. 1981 yılında başladı, halen de devam ediyor. Evet. Onu özellikle ifade edeyim. Ve sonra İstanbul'daki görevim, resmi görevim başladı. Abimle birlikte gittik. Fakat biz bir hafta, pardon, 15 gün öncesinden gittik. 15 gün öncesinden gittik. Abimle birlikte gittik. İstanbul'da önce Edirne'ye gittik. Edirne'deki çalışmalarımı yaptım. Abim Çorum'a döndükten sonra da İstanbul'daki görevim başladı. Üniversiteye gittim. Üniversitede çalışmaları izledim. Bu arada Doğan Kuban hocamdan randevu aldım. Giderken hazırlıklı gittim. Hocama çalışmalarımı şey yaptım. Onları gösterdim. Çizimlerimi gösterdim. Hocamın belirli bilgisini aldım. Ve o diyaloglarımız öyle başladı. Ondan sonra tam 6 yıl her sene mutlaka gitmek kaydıyla 3 defa üniversitedeki oğlumla, mimar oğlumla gittim. 4 defa abimle gittim. Her gittiğimizde fotoğraflar çekiyor, çizimler yapıyoruz ve böylece döndükten sonra da 1 yıl boyunca o çalışmaları yapıyordum. Ve 6 yılın sonunda da işte 40 kilogram ağırlığındaki Evet. 4 minareli Selimiye Ortaya çıktı. Allah'ın izniyle ortaya Çıktı. çıktı. Teknik olarak hocam bahsedebilir misiniz biraz? Evet. Hani dediniz ki 40 Tabii. kilo ağırlığı. Tabii. Tabii. Çekiş darbeleri diyordunuz. Buyurun hocam. Sadece şu ana kubbedeki Yaklaşabilirsiniz. Hı? bu kubbeyi ikinci bir defa yaptım. İkinci bir defa yaptım. Evet. Birinci yapmış olduğum kubbede çok dikkatli olmadıktan sonra, eline projeyi alıp bir mimar incelemedikten sonra fark edemeyeceği bir yanlışım olmuştu. Ama bunu ben bildiğim için Evet. içime sinmedi. Tekrar yap. Hiç tereddüt etmeden ikinci bir defa bu kubbeyi yaptım. Evet. Ve bu kubbeyi yaparken de, daha doğrusu bu çalışmayı yaparken de yılların birikimiyle bir gün bana böyle bir soru sorulacağını düşünerek çalışmalarımın akademik bir anlatımını, tarifini de o arada tarifini de yapmak için bazı şeyler oluşturdum. Matematiksel ifadeler oluşturdum. Şimdi şu kubbe tam 500, tam derken yani yaklaşık 500 bin çekiş darbesiyle oldu. Sadece kubbe mi hocam? Sadece kubbe. 500 bin Evet. çekiş darbesi de olmuş. Şimdi insanlarımız arasında hemen ilk sorulacak soru şu olur. 500 bin nasıl sayılır? Doğru sayılmaz 500 bin. Ama ben yılların verdiği çalışmalarımla iki temel kural üzerinde durdum. Yapmış olduğunuz çalışmalarda 1 dakikada 45 çekiç vuruşunuz var. İkincisi dakikada 170 çekiç vuruşunuz var. Bunun ortalaması 200 küsür yapar. Bunu da şeye çarptınız. Böldüğünüz Böldüğünüz zaman, zaman. böldüğünüz zaman 100'ün üzerindedir, 100 diyelim. Evet. Bir esere 5 dakika çalıştıysanız 100'de çaktığınız zaman Böyle bir demek ki hesaba 500, evet, 500 çekiş darbesiyle o 5 dakikalık çalışmanız 500 çekiş darbesiyle yapıldı. Kanı şeyi ortaya çıkmış oldu. Ve dolayısıyla yaklaşık şu kubbe 500 bin çekiş darbesiyle meydana geldi. Yarım milyon demektir Evet, bu. bu yarım milyon. Evet.